Selahattin abi, büyük bir deprem yaşadık dün gece saat 4:20'de. 39 deprem yaratmıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle tabii ölülere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acı şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle felaketleri ülkemize yaşatmasın. Tabii ama bu bir Anadolu'nun veya dünyanın kaderi diyelim depremler. Bu bugüne kadar olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ülkemizi de depremleri kontrol eden iki büyük fay hattı var. Birisi Doğu Anadolu fayı, diğeri Kuzey Anadolu fayı. Doğu Anadolu fayı işte Kızıldeniz'in açılmasıyla oluşan bir fay. İsrail üzerinden Lut Gölü Hatay'a girip işte Maraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Sivrice üzerinden Karlova'ya gelen bir hat. Kuzey Anadolu fayı da işte Karlova'dan başlayıp Erzincan ve bizim Dereyolu diye tabir ettiğimiz hattan Marmara Denizi'ne hatta Saros Körfezi'ne kadar uzanan bir hat. Şimdi 1939 depreminden sonra Kuzey Anadolu fayında çok ciddi depremler meydana geldi. En son 99 depremi ve Kuzey Anadolu fayında bu deprem göçü adını verdiğimiz süreç bir noktada tamamlanmış oldu. Hatta burada olmayan işte Mutu ile Yedisu arasında tehlikeli bir bölge var. Bundan 3 yıl önce yine bir Ocak ayında yapmış olduğumuz bir haberde Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının ortak olduğunu, ancak Kuzey Anadolu fayının 39'dan beri çalıştığını biraz da espri katarak Kuzey Anadolu fayı Doğu Anadolu fayına dönüp ya ben çalışıyorum, biz ortağız ama ben çalışıyorum, sen uyuyorsun şeklinde bir beyanımız olmuştu. Bundan sonra Doğu Anadolu fayı çalışacak diye 2020 yılı Ocak ayında söylemiştik. Hatta Sivrice depreminden sonra da tehlikenin Malatya Pütürge tarafında olacağını da o gün itibariyle beyan etmiştik. Bunları şunun için söylüyorum. Yani bundan önceki süreçte bu depremler yaşanmadığında bile biz artık Doğu Anadolu fayında depremlerin olacağını söylemiştik. Şimdi Kuzey Anadolu fayında 39'dan sonra olan depremler sonrasında Doğu Anadolu fayında hiçbir hareket olmadı. Buradaki bizim şu an endişelerimiz acaba bu depremler Kuzey Anadolu fayını tetikler mi diye. Bugün öğleden sonra dairedeyken ikinci bir deprem oldu. Hatta bunun da 7.6 gibi çok şiddetli bir deprem olduğunu gördük. Ve biz de yani ayakta kalma durabilmek için bir yerlere de tutunduk. Ama arkadaşlara bunun muhtemelen o bölgede yeni bir deprem olduğunu söyledim. Şimdi birinci deprem bir yan fay hattı üzerinde 500 yıldır kırılmayan bir fayda meydana geldi. 39'dan sonra yani Kuzey Anadolu fayındaki depremlerden sonra Doğu Anadolu fayında herhangi bir hareket olmadı, deprem de olmadı. Çünkü Kuzey Anadolu fayındaki depremler Kuzey Anadolu fay üzerindeki depremleri tetikledi. Şimdi Doğu Anadolu fayının güney kesiminde iyice Maraş bölgesinde depremler oluyor. Ve mesela bugün sabahının gece yarısı olan deprem ikinci depremi tetikledi. Yine aynı bölgedeki bir depremi tetikledi. Ve tehlikeli olan da aslında bugün öğleden sonra olan depremdi. Yani o bölgenin muhtemel kırılması gereken bir fay hattıydı. Ama söylediğim gibi 500 yıldır deprem olmayan bir nokta vardı. Ve orada dolayısıyla şiddetli bir deprem oldu. Bunu tetiklemiş oldu. Bu bizim bölgeyi tetikler mi? Bu bizim bölgeyi tetiklemez. Tamamen beraber de çalışsa Doğu Anadolu fayının güney kesiminde ve bunun Erzincan'ı tetikleyeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Aşçı depremler gün devam edecek mi? Mutlaka uzun süre devam edecek. Yani şiddetli bir deprem, iki tane deprem oldu. Orada büyük kırıklar meydana geldi. En az bir yıl ve şiddetli depremler, artçılar olacak, sık sık olacak. Daha sık olacak. Diğerlerine nazaran daha sık olacak. Biz yine duyarız muhtemelen. Ama ben Erzincan'da bir endişeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ölü sayısının endişeniz var mı? Ölü sayısı çok olur. Yani bu çünkü ulaşılamıyor. Hava şartları, kış olması. Yani bu bütün bu olumsuz, en olumsuz şartlarda oldu. Yani olabilecek en olumsuz şartlarda. Havaların soğuduğu, karın, yağmurun, yağışın olduğu bir dönem, ulaşımın zor olduğu bir noktada oldu ki
Allah kolaylık versin diyorum ya. 92 depreminde tecrübeliyiz, 83 depreminde tecrübeliyiz. Ya tabii yani biz tabii depremi yaşayan, tabii evet onları gerçekten en iyi biz anlarız. Yani bizim depremde Mart'ta olmuştu. O da bir soğuk bir mevsimdi. Hatta bir önceki 39 depremimiz 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece çok soğuktu. Yani birçok insan da donarak hayatını kaybetti bu depremlerde ya. Allah bir daha yaşatmasın ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.